bisiklet terminaline geldim. Şöyle saatleri göstereyim. Bu taraf Ava'dan kalkış. Bu taraf da Üsküdar'dan kalkış. Minibüsler de yeni başlamış. 4-5 ay olmuş başlayalı. Madenler metrodan kalkıyor. Şile'ye kadar geliyorlar. Burası Şile ile Ava'nın tam ortasında. Osmanköy'e doğru bir alandayız. Buradan bu yoldan 8-9 kilometre kadar bir yol yürüyeceğim. Sonrasında şelalenin oraya ulaşacağım. Saat 3.30 tahminen 1.5-2 saatte varmış olurum. Bu sefer yüküm hafif. En fazla 6-7 kilo. Çadırımı aldım. Uyku tulumunu. Met. Bu kadar. Fazla bir şey almadım. Şuradaki karşı yoldan görünüyor mu bilmiyorum. Devam edeceğim. Hacılı'ya doğru. Köy ilginç bir sistem bulmuş. Böyle seyyar market. Alo. Yağlı sucuğu. Daha sonra çıkacağım. Mutfak malzemeleri, salçası. Hemen çıkamam mı? Bir bakkalda. Tamam, biraz sonra. Olabilecek tamam. Her şey var. Tamam, inşallah. Evet abi, bu sistem mucidi sen misin? Dayım. Dayın mı? Dayım. Ha maşallah. En az 45 sene önce. Öyle mi? En az 45 sene. E neden dükkan kurma gereği duymamışlar? Dükkan var. Dükkan da mı var burada? Burada değil. Biz seyyarız. Gebze'nin köylerinden geliyorum ben. Anladım. Oraları dolaşıyorsunuz. Zaten burası herhalde Gebze'ye sınır. Hacılı, Hacılı'dan sonra doğru. Gebze. Gebze aynen doğru. Bir bakkalda bulunabilecek her şey mevcut. Tabii ki. Un var, tüp var arka bölümde. Oo maşallah. Sen bayağı tesisatlısın. Oradan görünmüyor arkadan. Anladım. Öyle. Bunlar da böyle ya. Her seyyar bunlar. Ha. Çünkü yazlık yer herhalde genelde. Yok, yerlisi zaten devamlı. Kışın da burada. Kışın da mı buradalar? Yerli burada. Ha. Bir bakkala ihtiyaç var o zaman. Niye el atmıyorsunuz? Yiyen yok mu? Seyyar daha iyi. Öyle mi? Tabii canım. Şimdi sabit de fazla kazan. Peki bunun saati ne oluyor? 8-5 buradasın. Öyle mi? Saati belliyim. Sabah 8'de ama gece 10-11. Yani hiç belli. Ha buraya çekiyorsun aracı? Yok. Şimdi benim kaç 5. köyüm bu. Bugün dolaştım. Bir saat duruyorsun tekrar başka yere. Güzergah var. Mesela bugün kaç köy var? Atıyorum 5 köy var. Yarın kaç köy var? 8 köy var. Farklı bölgelere. Ha, ben buraya güzel. Haftada bir geliyorum sadece. Haftada bir. Öyle mi? Tabii burası da. En yakın alışveriş yapabilecek tek yer. Şile Ava. Şile Ava'ya gitmesi lazım. Orası da nereden baksan yarım saat 45 dakika. Yarım saat. Allah razı olsun. Böyle bir hizmet ediyorum millete. Teşekkür ediyoruz abi. Allah'a emanet. Hacılı. Aynen Hacılı'ya. Allah'a emanet. Güle güle. Sağ olun. Selamun aleyküm. Ablamızın bahçesi çok güzel, beğendim. İzin aldım çekebilir miyim diye. Öyle satılıklı bir yer varmış. Tek katlı küçük bir bahçesi var. Şu doğalgaz, evet doğalgaz hattı var. Köyde doğalgaz varmış. Çok iyi. Bakkalcı abimiz tüp satıyordu. Bir arayayım bakayım ne kadarmış. Prefabrik herhalde ki. Yok, betoner mi?
Evin kapısı açıkmış. Ev sahibiyle konuştum. Girip bakabilirsin dedi. Arsası 230 metrekare. Ev yenilenmiş. Yani burası sıfır bir ev değilmiş, eski bir evin yenilenmesiyle. Doğalgaz varmış burada, bu köyde. İki artı bir olduğunu söyledi. Şöyle bir bakarsak. ...85 metrekareymiş. İçerisindeki bu petekleran eksikleri tamamlayacakmış. Herkes dedi kendi zevkine göre yapsın diye dedi. Yapmadığını söyledi. Ben yaparsam dedi her şeyi. Fiyatı dedi 1 milyon 200. Siz yaparsanız dedi 1 milyon 100'e bırakırım dedi. Yani 1 milyona düşer diye tahmin ediyorum. Güzel, manzarası da güzel. Yaz kış oturulabilecek bir yer. Yolu falan asfalt. Saatimiz 4:30 oldu. Etrafı gezmekten yol yürüyemiyorum. Her yer farklı güzellikte. Adamın kapısını da çektim. Sortulu'dan sonra %10'luk bir eğim var. Tek zorlayan bu herhalde. 3 kilometre kadar bir yol kaldı. Bundan sonra Hacılı'dayız. Eğimi bitirdikten sonra tam karşımızda köy görünüyor. Şimdi iniş var. Hacılı'ya geldim. Burada market varmış. Alışverişimizi yaptık. Caminin yanından. Devam ediyoruz. 10 dakikalık bir yol. Caminin altında bir tane market var. Bir tane de marketimiz ileride var. Deremiz aşağıda. Sesi geliyor. Çok güzel. Asfalt yol bittikten sonra toprak yolu takip ediyoruz. Güneş halkam aldım. Akşam olmak üzere. Toprak yolun başlangıcından sonrasında araç inişi yok. Yukarıda park edeceksiniz aracınızı. Yarım saat kadar herhalde yolu varmış. Ben yürüyeli 10 dakika kadar oldu. Geniş yol bitti. Patika yola düştü.
İleride şelalenin sesi geliyor sanırım. Aralardan geçeceğiz. Hava kararmadan önce yetişmeye çalışıyorum. Yoksa çadırı kurmak zor olacak, yolumu bulamayacağım. Atlamalı, zıplamalı bayağı bir yolu var. Suyun bol olduğu zamanlar herhalde su buradan akıyormuş. Şurada küçük bir birikinti var. Oradan akıyor aşağıya. Gelen ses o. Geldik herhalde. Küçük bir köprü yapmışlar. İşte bu küçük köprüden şuradan gelirken küçük köprüden burada tabela var ama okunmuyor. Çitlerin yanından düz devam ediyorsunuz. Yukarı doğru. Çadırı karanlıkta kuracağım herhalde. 20 dakika kaldı havanın kararmasına. Daha ben şelaleyi bulamadım. Sonunda geldim. Çadırımı kurmam lazım. Çok geç kaldım. Ama kuracak hiçbir yer yok. Her yer taş, kayalık. Allah'tan küçük çadırımı getirdim. Evet. Çadırı kurmak için şu küçük adadan başka bir yer yok. Her yer taş, kayalık. Şurası olabilir mi diye baktım da şuralarda hep kaya çıkıntıları var. Yok, buralarda su akıyor. En ideali şu küçük ada. Su artar mı ki acaba? Yapacak bir şey yok. Hava karardı. Daha fazla zamanım yok.
Akşam vakti geldiğimden dolayı şuradaki ipi görmedim. Kaya arasından da geliyorsun. Kamerayı kapatmam lazım. Tek elle çıkaracağım. Yukarıda da bir şelale var herhalde. Güneş benim olduğum yere daha yeni geliyor. Buraya çoktan vurmuş. Oo, burası daha güzel. Ya da kamp alanı daha çok. Bir, iki, iki kişilik yer var. Burayı görmedim. Harika. Şuraya da bir ip sarkıtmışlar. Yukarı çıkmak için herhalde. Ağacın köklerini aldığı hal. Dışarıda kalmış kökleri. Yukarı bir çıkayım. Benim küçük ada şurada. Çadırımda hemen görebiliyorsanız şurada. Yukarı çıktım ama aşağıdan çıkış yok. Kayanın dibini tırmanarak geldim buraya doğru. Şimdi bu mağaranın girişindeyim. Sadece küçük bir oyup herhalde. Bilmiyorum ilerisi var mı yok mu. Ama hava geliyor. Bir anda soğudu. Küçük bir göl var. Yüzeyi kil. Sabah elimi yüzümü şelalede yıkadım. Kil kokusu vardı. Demek buradan geliyormuş o. Bayağı bir devam ediyor burası. Oh. Açıkçası tek başıma gitmeye çekiniyorum. Ayağım kayıp bir şey olur diye. Fazla gitmeyeyim. Sonrasında çıkamam. Kaç adım daha gideyim bari. Hazır gelmişken.
Suyun damla sesleri geliyor. Bu böyle devam ediyor. İleriye doğru. Bu güzelliğe veda vakti geldi. Saat 3.30. 5 otobüsüne yetişirsem çok güzel olacak. Akşam 9'a kadar otobüs var. Üsküdar'dan buraya, Ağva'dan Üsküdar'a otobüs var. Çok güzel. Harika vakit geçirdim. Kimseler gelmedi. İnişe doğru geçiyorum. Tam çantamı toplarken iki kişi geldi. Yolu bulamamışlar. Köprüyü, küçük ahşap köprüyü geçtikten sonra sağa döneceksiniz. Yukarı doğru çıkacaksınız. Kayalıklardan ileri doğru giderseniz nehir boyu yolu kaybedersiniz. Dün şelaleye gideceğim vakit aslında bir yolu gördüm. Şuradan aşağı bir gidiş var. Birazcık gittim. Tereddütte kaldım, yukarı çıktım. Şuradaki dağı görüyorsunuz. Onun altında hemen ekili bir tarla var. Şurada da büyük ihtimal köprü, o ahşap köprü şu kısımda. Buradan yukarı çıkılıyor. Buradan aşağı inerseniz o kısma çıkacaktır. Ben bilmediğimden tereddütte kaldım. Yani fazladan hem toprak yolu hem asfalt yolu yürümemiş olursunuz. Bu size zaman kazandırır.